üst yapı çalışmaları. Şimdi tabii içinde bulunduğumuz trafo aslında bir üst yapı çalışması. Ama bizim anlamak istediğimiz şudur. Biz belediye hizmet binasını geldiğimiz zaman temeli atılmış bir şekilde bulduk. Dolayısıyla bu temeli atılmış bir şekilde bulduğumuz hizmet binasını yaklaşık 17 milyon TL ek bir ihale yaparak onu da hizmete almak için çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz. Bu bina hizmete açıldığı zaman ki bizim hedefimiz seçimle endeksli bir hedef değil. Bizim ile müteahhit firmanın yaptığı anlaşma gereği Mayıs başında bu binanın bize teslim edilmesi gerekir. Dolayısıyla burada belediyenin kurumsal yapısına büyük bir katkısı olacak. Personelin moral ve motivasyonu yükselmiş olacak ve halka verdiğimiz hizmet kalitesi dolayısıyla artmış olacak. Çünkü bu mevcut bulunduğumuz bina 1974'ten kalma bir binaydı. O dönemdeki kentin nüfusunu düşündüğünüz zaman ve iş hacmini düşündüğünüz zaman ve bugünkü kentin nüfusunu düşündüğünüz zaman şimdi bulunduğumuz belediye binasının yeterli olmadığı ortadadır. Dolayısıyla biz bu nedenle buna halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için bu binaya mutlaka en erken zamanda geçmemiz gerekmektedir diye düşünüyorum. Tabii ki üst yapıda neler var ayrıca? Parklar var, bahçeler var, çocuk oyun alanları var. Bunlar da bizim için çok önemlidir. Çünkü kentin artan bu nüfusuna paralel olarak kentte en büyük eksiklik yeşil alanlara duyulan eksikliktir. Ben imar planı toplantılarda da söylediğim gibi normal standart bir kentte insan başına düşen yeşil alan miktarı 12 ile 14 metrekaredir. Bir insana düşen yeşil alan 14 metrekare olması gerekir. Bizde maalesef üzülerek söylemek isterim ki kentteki bu yoğunluğa paralel olarak insan başına düşen yeşil alan miktarı 5 ile 6 metrekareye düşmüştür. Bu da gerçekten ne Avrupa standartlarında ne de dünya standartlarında bir miktar değildir. Bu nedenle yeşil alanlara önem veriyoruz. Kentimizde atıl durumda bulunan belediye ait bütün yeşil alanları aktif hale getirmek için çabalarımız vardır. Bugünlerde Ozanköy istikametinde Boğaz Deresi Parkı'nı hizmete açacağız. Sanat Parkı. Kent ölçeğinde düzenlemeye çalıştığımız küçük ölçekli park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında bu dönemde son 45 ayda gerçekten çok büyük ilerlemeler kat ettik. Var olanların bakım ve idameleri ciddi bir şekilde ele alınırken yeni parklarında ve çocuk oyun alanlarında yapılması için 5-6 noktada adım attık. Bunlardan en önemlisi bugünlerde hizmete girecek olan Sanat Parkı dediğimiz parktır. Bu parkın isminin niçin Sanat Parkı olduğunu da açıklamak zorundayım. Yaklaşık 3 yıl önce Zeytin Festivali kapsamında kentimize gelen yerli ve yabancı karikatüristler bu parkta kendi atlarına birer zeytin fidanı ektiler. Bu parkımız Ozanköy toprağında olmakla birlikte Karakum anayolundadır ve bu nedenle Karakum halkının yaygın bir şekilde kullanacağı geniş ölçekli spor aletleri, dış mekan spor aletleri, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanıyla güzel bir park olacaktır. Bunu da söylerken gene çok yakın bir zamanda 8 Mart Parkı'nı da Ozanköy istikametinde Balabayız yolu dediğimiz noktada da halkımızın hizmetini açacağız. Kent Parkı Projesi. Girne kentinin günden güne insan yoğunluğuyla artmış olması, 2010 yılında merkezi hükümet tarafından verilen inşaat izinlerinin, 10 katlı bina izinlerinin şehre getirdiği yük tabii ki inkar edilemez. Ancak bunun nedeni belediyemiz değildir. Bunun nedeni merkezi hükümetin imar emirnamesinde yaptığı değişiklikle şehir merkezine 10 katlı bina izinlerini vermeye başlamasıyla şehirde insan yoğunluğu ve trafik yoğunluğu artmış bulunmaktadır. Dolayısıyla kentte, kent ölçeğinde bir takım farklı değişikliklere ihtiyaç vardır. Örneğin itfaiye binası bugün bulunduğu noktadan farklı bir noktaya aktarılmalıdır ki olaylara daha kolay ve daha hızlı bir şekilde müdahale edebilsin. Eğer itfaiye binasını devletle anlaşarak, hükümetle anlaşarak nispeten çevre yolunun olduğu noktaya taşıyabilirsek, biz de itfaiyenin olduğu noktada yeni bir otopark yaratarak şehri ziyaret edenlere ve şehirde yaşayanlara yeni bir otopark imkanı sunmuş olacağız.
Bunun yanında şunu da söylemek isterim ki kentimizde var olan küçük ölçekli çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve dinlenme alanları artık bu kentin nüfusuna göre yeterli kalamamakta. Ve bu ihtiyacı karşılamak için de büyük çaplı 20-30 dönümlük rekreasyon alanlarına, yeşil alanlara ihtiyacımız vardır. Yani bir şehir parkı, bir kent parkı ölçeğinde bir parkı yapabilmemiz için devletten olan talebimiz bize, belediyemize uygun noktalarda 20-30 dönümlük arazilerin tahsis edilmesidir. Bu bizim için çok önemlidir. Talep olduğumuz bazı arazilere ise gerek devlet tarafından gerek vakıflar tarafından farklı fonksiyonlar getirilmek suretiyle, örneğin okul fonksiyonu getirilmek suretiyle de bu taleplerimize maalesef olumlu cevap verilmedi. Halbuki bugün için şehrimizde gerek şehirde yaşayanların, gerekse şehri ziyaret edenlerin en büyük eksikliği yeşil alan miktarının azlığı ve kent ölçeğinde büyük bir parkın olmamasıdır.